Merhabalar, Siber Sohbet'e hoş geldiniz. Ben GSL Mühendislik'ten Damla Güneş, ODTÜ Siber Güvenlik Anabilim Dalı Başkanı Cihangir Tezcan'la birlikteyim. Bugünkü konumuz sorunlu yazılım güncellemeleri. Bu güncellemelerin en taze örneklerinden biri 19 Temmuz'da Amerikan siber güvenlik yazılımı firması CrowdStrike'ın Falcon platformuna getirdiği yazılım güncellemesi oldu. Bu güncelleme sonrasında Microsoft Windows kurulu bilgisayarlar çalışmaz hale geldi. İlk başta firmalar bir siber saldırıya maruz kaldıklarını düşündüler. Ancak durum çok farklıydı. Otomatik yazılım güncellemesi açık olmayan bilgisayarlar durumdan etkilenmemişlerdi. Peki yazılım güncellemesi neden sorunluydu? Burada iki sorun vardı aslında. Bir tanesi kodlamada hata yaptılar. Evet, ama bunu fark etmediler. Yani asıl sıkıntı bu. Yani kodlamada her zaman hata olur. Bir şeyler zaten yanlış yazılabilir, ama bunu yaparken fark edemesek de hani bütün kullanıcılara vermeden önce düzgün bir testinin yapılması gerekiyordu. Firmanın burada yapmadığı aslında bu oldu. Yani şöyle ki, aslında uygulamalarında iki tarz seviyede işlem yapıyorlar. Bir tanesi kernel seviyesi dediğimiz, artık en üst seviyede Windows'un birçok yerine hakim olduğu noktada bir uygulama bu. Güncelleme oraya değildi. Uygulamanın daha önemsiz kısmına bir güncellemeydi. O yüzden o kısmı aslında o kadar değil, denetlemedikleri ortaya çıktı. Yani daha hassas yerde bir kodlama hatası yaptıklarında bunu fark ediyorlar. Ve bunun için bir bulut altyapıları varmış. Bunu sürekli kontrol ediyorlarmış. Ama diğer tarafta sıkıntı şu oldu. Yani çok basit bir hata. Genellikle bunu C ve benzeri dillerde programlayanlar bilirler. Hafızayla ilgili şeylerin kontrolü bu programlama dillerinde sizdedir. Yani bana 20 tane değişken ver dediğinizde bilgisayarın RAM'inde size 20 tane değişken oluşturulur ve 21.si hafızada artık başka bir yere aittir. Ona erişiminiz yoktur. Burada tam olarak şey buydu. Yani 20 sayısını tesadüfen söylemiyorum. Hakikaten 20 tane girdi alabilecek bir fonksiyonu 21.yi istemişler. Yani ulaşamaması gereken bir yere ulaşmaya çabaladılar ve haliyle hata oluştu. Peki bu kodlama hatası neden bilgisayarların açılmasını engelledi ve bütün dünyada binlerce uçuşun aslında iptal olmasına neden oldu? Bunun nedeni şu: normalde böyle bir hata yaparsanız aslında o sadece o uygulamayı ilgilendirir. Dolayısıyla ve çoğu uygulama Windows açıldıktan sonra zaten devreye girdiği için o sadece o programın yanlış çalışmasına neden olur. Ama bu firma bir siber güvenlik firmasıydı ve yazılımları aslında zararlı yazılım tespiti için vesaire kullanılıyordu. Dolayısıyla Windows açılmadan önce yani birçok yere nüfuz ediyor bu yazılım. Haliyle güncelleme yapamadığı için bilgisayar açılamaz hale geldi. Dolayısıyla herkes otomatik güncellemeleri yaptığı için ve genelde bu akşam saatlerine denk gelebiliyor, sabah bilgisayarlar çalışamaz hale geldi. Daha doğrusu siber saldırıya uğradığını zannettiler, çünkü doğudan batıya doğru ilerledi bu. Yani Avustralya'da sabah oldu ve onların bilgisayarları çalışmıyordu. İlk uçuşları onlar iptal ettiler. Yani bize gelene kadar aslında çözebilirdik. Ve burada bir problem de şu: dezenformasyon çok fazlaydı. O sırada haberlerde birçok insana bağlandılar. Herkes siber saldırı olduğunu, işte denial of service saldırıları olabileceğini vesaire gibi böyle şeylere girdiler. Halbuki siber saldırı değildi. Peki bunun kök nedenine daha önce inebilirler miydi? Tabii, yani öncelikle burada ilk kodlamayı yapan hatasını fark edebilirdi. Dolayısıyla hani düzgün kodlanmış mı bunu tespit etmek için otomatik bazı tool'lar var, araçlar var. Bunları kullanarak aslında hafızada olmayan bir yere, yani erişim yetkisi olmayan bir yere erişmeye çalıştığını belki otomatik olarak tespit edebilirlerdi, ama yazılımda bu maalesef büyük bir sıkıntı. Çünkü yazdığınız kodun nerelerde hata yapabileceğini net bir şekilde gösteren matematiksel bir ispatınız yok. Yani bu kod düzgündür ve düzgün çalışacaktır diye ispatlayamıyorsunuz. O yüzden sürekli denemeler yapıyorsunuz. Firmanın yapması gereken aslında bütün dünyaya bu yazılımı güncellemeyi vermeden önce birkaç bilgisayarda test etmeliydi. Ve orada hata olduğunu göreceklerdi hemen. Yani bütün dünyaya aynı anda verdiğiniz yazılımın, siz güncellemenin pardon, düzgün olduğuna emin olmanız lazım. Ve bu testleri düzgün yapmamışlardı. CrowdStrike da sanki bunun kendisinden kaynaklı olduğunu birazcık daha önce uyanmalıydı gibi hissediyorum aslında. Ya aslında şöyle, bu yazılım sonuçta Linux bilgisayarlara, Mac bilgisayarlara da, Mac OS'a da kurulabiliyor. Ama sadece Windows bilgisayarlarda sorun oldu. Dolayısıyla herkes başta Microsoft'ta sorun var zannetti. Hatta diğer fanboylar, Linux ya da Apple'ı sevenler haliyle bakın sorun Microsoft'ta diye söyledi, ama
Bu doğru değil. Yani bu Microsoft'la ilgili bir problem değildi. Microsoft da ilk başta hemen açıkladı zaten. Bu bizden kaynaklanmıyor. Şu firmanın güncellenmesinden kaynaklanıyor. Ama biz de elimizden gelen her şeyi yapmaya çabalıyoruz dediler. Burada şunu da söylemekte fayda var. Mesela bu hani Windows diğerlerinden daha kötü, diğerleri daha iyi gibi kıyaslanabilecek bir durum değil. Mesela 18 yıl önce keşfedilmiş bir güvenlik açığı şu an sadece Linux ve Mac bilgisayarlardaki Firefox ve Chrome'larda çalışıyor. Windows'da çalışmıyor. Bu Windows onlardan üstün kılmıyor. Dediğim gibi bu tamamen bambaşka platformlar. Bazıları bazı şeyleri iyi yapabiliyor. Microsoft'un hatası şuydu burada. Böyle önemli güncellemeleri kendileri de test edebilirlerdi. Yani firmalara bu kadar büyük yetki vermeyebilirlerdi. Onlar da tabii bundan büyük ders çıkarttılar. Onlar da bu yeni önlemleri nasıl alabiliriz düşünüyorlar. Aynı şekilde CrowdStrike da bir rapor yazdı. Orada dedi ki yani özür diliyorlar zaten. Haksız olduklarının yani hatanın kendilerinde olduğunun farkındalar. Ve çok net bir şekilde şey de vurguluyorlar. Söylediğim gibi 20 tane olması gereken girdi de 21. girdiği bir şeyle kıyaslamaya çabalıyorlar ve hafızada ulaşamaması gereken bir yere ulaşmaya çalıştıkları için sistem bozuluyor. Bunu detaylı bir raporla açıkladılar ama önemli olan şey şuydu. Peki içeriden birisi bunu bilinçli olarak yapmış olabilir mi? Çünkü hafızada ulaşamama gereken bir yere ulaşmaya çabalıyorsan genellikle virüs yazıyorsun demektir. Ya çünkü amacın genelde odur. Hani bu C ve benzeri programlarda virüsler genelde bu hafıza yönetimiyle elde edilir. Dolayısıyla şunu da araştırdık. Bu 21. okumaya çalıştığı yeri okuyabilseydi, hakikaten CrowdStrike firmasına bir çalışan bunu bir virüs gibi yapıp o yazılımı kullanan insanların o byte'ını, o değerini okumaya çalışsaydı bir siber saldırı yapabilir miydi diye analiz edildi ama öyle gözükmüyor. Yani bu hakikaten bir kullanıcı yani kodlama hatası gibi, kodlayan insanın bir hatası gibi. Bunun için de özür dilediler dediğim gibi hepsi hatasını kabul ediyor ama biraz geç oldu. Hisse senedi değerleri %35'lerin altına düştü bu nedenle. Peki bu önemli bir ders herkes için. Demek ki bazı şeyleri otomatize etmememiz gerekiyor. Bunu yazılım güncellemeleri için de düşünmeli miyiz? Yazılım güncellemeleri sence otomatik şekilde yapılmalı mı yoksa artık manuel yapmanın mı zamanı geldi? Ya çok güzel bir soru. Burada bir ikilemdeyiz. Çünkü her zaman bize özellikle basın geldiğinde siber güvenlikle ilgili bir şey sorduklarında kullanıcılar ne yapması gerekir diyorlar ama haber 30 saniye sürecek. 30 saniyede kullanıcıya verebileceğiniz tek şey güncellemelerinizi yapın, antivirüs programı kullanın vesaire. Yani her vurguladığım şey güncellemelerinizi yapın şeklinde. Ama hakikaten güncellemelerimizi yapmalı mıyız? O güncellemenin neden çıktığına göre değişir. Eğer bir güvenlik açığı nedeniyle o güncelleme yapıldıysa bir an önce kurmamız gerekiyor. Yani orada zaten kurmazsak başımıza bir şey gelecek. Dolayısıyla kuralım ki hani en azından kurduktan sonra bir sorun olursa onu ayrıca düşünürüz gibi bir yaklaşım olabilir. Ama bu güncelleme küçük bir özellik ekliyorsa vesaire haliyle kurup kurmamamız o kadar önemli değil. Yani böyle bir facialeri karşılaşacağımızda her zaman öngöremeyiz. Dolayısıyla o biraz ortama ve sisteme göre değişir. Ya yani kendimden örnek vereyim. Linux makinemi güncellemiyorum. Çünkü güncellediğimde Nvidia driverlarım bozuluyor. Bilimsel bir çalışma yapıyorum. Makalede elde ettiğim sonuçları bugün elde edersem güncellemeyi yaptığımda yarın elde edemiyorum. Çünkü bir şekilde eski driverları Linux tanımıyor. Ubuntu'da böyle bir problem var. Çünkü ekran kartım 2019'daki bir model. 2019'da olsaydı sürekli güncelliği olacaktım. Bir noktadan sonra bu bozuldu. Ve geriye dönük bu hata ayıklamada çok mümkün değil. Herkes yeni ürünlere odaklandığı için. Hala mesela bu cihazımda asla güncelleme yapmıyorum. Ama o cihaz sadece bilimsel çalışmalarım için orada. Mesela hiçbir kişisel verim yok, hiçbir şey yok. Dolayısıyla güncellemediğim için bir siber saldırıya maruz kalırsam kaybedecek bir şeyim yok. Yani dolayısıyla bunu iyi bir dengelemek gerekiyor. Yani bireysel kullanıcı açısından sorunun cevabı evet her zaman güncellemeliyiz. Nadiren başımıza sıkıntılar gelebilir. Mesela ODTÜ'de benzer bir şey olmuştu. Sadece HP firmasının masaüstü bilgisayarlarında bir güncellemeden sonra biz de mavi ekran almaya başladık. Ve bunun için Windows bir yeni güncelleme çıkarttı. O bilgisayarlar o gün öyle çalıştı. Yani bugün daha doğrusu 19 Temmuz'da CrowdStrike'da bütün dünyaya yayılan işte uçak firmalarının uçaktan uçuramadığı durumda bizim başımıza ODTÜ'de bir sabah idari personele geldi. Ya yani o insanlar bilgisayarını açamadı. Direkt mavi ekran geldi. Yani bu hep olabilecek bir şey.
Biraz kontrolümüzün dışında bir şey. Yani bireysel kullanıcı buna çok müdahale eder. Burada bilgi işlem personelinin devreye girmesi gerekiyor. CrowdStrike'a dönecek olursak güncellemelerin hepsi otomatik. Hatta güncelleme yapan diğer bir cihaza da IoT cihazda her şeye bu güncellemeyi duyurabilecek şekilde muhteşem bir otomatizasyon var. Ama sistem bozulduğunda birkaç gün sürmesinin sebebi şuydu. Her cihazı bilgi işlem personeli fiziksel olarak gidip ona müdahale etmesi gerekti. Yine bir şey de şuydu, Microsoft dedi ki isterseniz bilgisayarınızı 3 ila 15 kez kapatıp açın. Burada hani aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar bekleyemeyiz yaklaşımının tam tersi bir yaklaşım var. Çünkü Microsoft'un Windows'larında öyle bir önlem var. Eğer bilgisayar birkaç kez düzgün açılamıyorsa bazı şeyleri kendisi geriye alıyor zaten. O yüzden hani o gün bunu bilenler aslında yine fiziksel olarak bilgi işlem personeline gidip cihazı bayağı bir kez kapatıp açsa bazıları düzelecekti. Daha fazla uçak uçabilirdi o gün yani. CrowdStrike anılarımızda hala taze. Peki buna benzer yazılım güncellemesi kaynaklı başka sorunlar da oldu mu geçmişte? Ya bu yıl çok beklenmedik bir şey oldu birkaç ay önce ve bu bizim tespit ettiğimiz için hani bizim için ilginçti. Belki önceden de olmuş olabilir. XZ diye bir sıkıştırma algoritması var. Bunun için bir kütüphane var. Önceden ismi daha farklıydı galiba. Yani lib LZMA diye geçiyordu. Ve bu bazı tar vesaire gibi sıkıştırma algoritmalarına göre daha güzel sıkıştırıyor. Yani tek şeyi sıkıştırmak. Yani dosyayı sıkıştırıp yani zip ya da rar gibi düşünebiliriz. Ama bazılarından daha performanslı olduğu için bu kütüphane birçok yere dahil edilmiş durumda. Ve bu kütüphanede aslında bir kişi geliştirmiş en baştan beri. Bunun için hiçbir para almıyor. Açık kaynak kodlu bu. GitHub'da duruyor ve Linux birçok bilgisayarda, Debian versiyonlarında özellikle bu var. Ama şöyle bir şey oldu birden. Microsoft'ta bir çalışan dedi ki birden mail attı. Ya burada bir sıkıntı var. Eskiden SSH bağlantıların bu kadar uzun sürmüyordu. Bunun detayına indim. Bu kütüphanenin son iki versiyonunda backdoor koyulduğunu, yani bir arka kapı koyulduğunu, bu bilinçli şekilde yapılmış bir saldırı yani olduğunu keşfettim. Bayağı detaylı da bir kendince rapor yazmış. Ve ben bu işin uzmanı değilim diyerek yazdığım mailde inanılmaz fazla bilgi var. Ve orada görüyoruz ki büyük basıkla bir devlet destekli saldırı bu. Sonuçta dediğim gibi bir kişinin yaptığı bir kütüphaneye sonuçta biz de bir şeyler ekleyebiliriz. Sonuçta açık kaynak. Ve sistematik olarak 1-2 yıl önceden Çince sahte isimli birisi küçük eklemeler yapıyor. Bunlar ekleniyor. Bunlarda hiçbir backdoor yok. Ve birden kamuoyu baskısıyla ya bu kütüphanenin sahibi eskisi kadar vakit ayırmıyor buna. Onu yerine bu kişi geçsin gibi sahte hesaplarla sürekli baskı kurarak o kişiyi yetkiyi bu tanımadığı insana devretmesine neden oluyor. Ve o kişi dediğim gibi Çince bir isim koymuş ama sahte olduğunu düşünüyoruz. Arka kapı koyuyor bir versiyonu ve bu sayede aslında SSH bağlantısı yapılan görüşmelerde, bu arada SSH'ı da bahsedelim. Aslında iki cihaz arasında şifreli bir şekilde haberleşmenin, uzaktan ona kontrol etmenin yöntemi aslında SSH. Kısaca böyle özetleyebiliriz. Tamamen bambaşka bir kütüphanede, sıkıştırmayla ilgili bir kütüphanedeki koyduğu arka kapıyla bu sayede bütün SSH bağlantılarını araya girip dinleyip kriptografik anahtarı ele geçirebilecek bir arka kapı koymuştu. Dediğim gibi bunu tesadüfen bir Microsoft çalışanı keşfedip raporladığı için ve o sırada herkes henüz bu güncellemeye adapte olmadığı için hemen geriye döndük. O yüzden ilginç bir şey oldu. O güncellemeyi kuranlar yeniden güncellediğinde versiyon sayısı geriye düşüyor. Ve bu sayede büyük bir faciayı önledik aslında ama peki bu bizim tespit edebildiğimizdi. Tespit edemediklerimiz de mi oldu dedi insanlar. Araştırınca 2-3 kütüphaneye daha böyle backdoor yani arka kapı koyulduğunu keşfettiler. Peki başka bir şey merak ettim. Bu yetkiyi başka birine devretmişler ya. Bunun bir siber saldırı sonucuna yani bir dezenformasyon olarak yapıldığını tespit edebildiniz mi yoksa öyle bir kuşkunuz mu var? Yani şöyle o kişi hakikaten üzerindeki forumlarda o kadar fazla baskı yapılıyor ki evet ya kabul ediyorum ben eskisi kadar müsait değilim. Sonuçta dediğim gibi bir kişi tamamen özgür iradesiyle hiçbir para almadan o kütüphaneyi güncellediği için bugüne kadar emeklerimi yaptım şimdi şu kişiye devrediyorum diyerek özgür iradesiyle devrediyor. Bunu Bitcoin için de düşünebiliriz sonuçta Satoshi orada. Makaleyi yazan. Evet yani sonuçta o ben artık başka projelere gideceğim deyip kütüphanenin yetkisini o dönem yazılımın gelişmesinde katkısı olan insanlara bırakıp gitti. Yani bu aslında çok sıra dışı bir şey değil ama burada devrettiği kişiyi tanımıyordu.
Ona güvenip güvenmediğini kendi de bilmiyordu. Hani üzerindeki baskıdan dolayı bıraktı. Yani o kişinin bir hata yapmadığı varsayılıyor. Öyle söyleyeyim. Ama arka planda para alıp bunu yapmış mıdır? Onu kolluk kuvvetlerinin soruşturması gerekir. Evet. Ya dezenformasyon konusunda burada bir şey daha değineceğim. Dediğim gibi ilk CrowdStrike'daki bu güncelleme hatası oluştuğunda birçok insan haberlere çıkıp bunun siber saldırı olduğunu, nasıl olduğunu anlatarak yanlış bilgiler vermişler. Ama daha sonra da şöyle bir şey oldu. O sırada insanlar hatayı bulmaya çabalarken birisi öyle bir tweet attı ki kendi güncelleme sonucunda olan değişiklikleri göstermiş. Tabii her şey 16'lık tabanda yazılır böyle şeylerde. Ekranda o yüzden böyle sayılar var. Kendisi oklar çizmiş. Bakın hafızanın şurasına erişmeye çabalıyor. O yüzden hatalı demiş. Ve o sayıda 000156 gibi bir şey. Yani hafızanın en başına ulaşmaya çalışmış. Ona da yetkisi yok. Bakın bu yüzden hata var dedi. Haliyle binlerce kişi tweet etti. LinkedIn'de insanlar bunun üzerine paragraflarca yazılar yazdı. Sanki sorun buymuş diye. Sonradan konuda hakikaten çok uzman olup ya benim hiç vaktim olmadı, uzman da değilim ama şöyle gözlemledim deyip o da aynı çalışma yaptığında hafızada ulaşmaya çalıştığı yer aslında bu sefer o 00156 değil bambaşka bir yer. Yani o ilk yazıyı yazan insan aslında hatayı bulduğunu zannediyor ama bulmamış. Ama şimdi dezenformasyonda böyle bir sıkıntısı var. O yazılar LinkedIn'de binlerce kez paylaşıldı. Bir deli kuyuya taş attı. Aynen. Şimdi onu temizleyemiyorsun. Yani çünkü dediğim gibi firmanın kendisi analiz edip bulduğunda diyor ki 20 tane olması gereken bir şeyde biz 21.ye erişmeye çabalamışız. Ama diğer açıklama o tweet'teki her taraf sayılarla dolu oklar çiziyorsun falan. Çok daha İnsanlar kalmış. bakar bakmaz emin olup hemen retweet ediyor. Bu da yani yanlış bilginin hızlı yayıldığında aynı kişilerin düzeltmek için aynı eforu göstermemesiyle ilgili bir şey. Belki bununla ilgili de yasal düzenleme olması gerekiyor. Yani magazinde de böyledir. Yani sonuçta bir haber ortaya çıkar. Mesela biri suçlanır. Sonra mahkeme sonucu o kişinin suçsuz olduğu ortaya çıkar. Ama onu o kadar basında Söylenmez. yayınlamazsın çünkü haber değeri yok onlar için. Ya burada da biraz öyle olmalıydı. Hani insanlar biraz bekleyip ona göre hareket etmeliydi. Çünkü o yanlış bilgiler de hatanın çözülmesini geciktiriyor. Ya çünkü siber saldırı var dediğiniz için bu sefer başka bir önlem almaya çabalıyorsunuz. Halbuki güncellemede hata olduğunu baştan söyleselerdi. İnsan dediğim gibi bilgi işlem personeli fiziksel olarak cihazlara müdahale edip düzeltebilirdi. Daha hızlı düzelebilirdi. Uçuşlar biraz daha erken başlayabilirdi. Evet, siber sohbette bugünkü konumuz sorunlu yazılım güncellemeleriydi. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki siber sohbetimizi kaçırmamak için bizi takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere.